Furkan ekibine yönelik polis şiddetinin perde arkasını farklı açılardan ele almamız lazım. Mesele ne din, ne inanç, ne de milliyetçilikmiş meğer. Muktedir kendisine dokunulduğunda türbanlı bacısına kıyasıya şiddet uygulayabilir. Bekasını kurtarmak istediğinde ise şeytanla bile işbirliği yapabilir. İnanç da, yüce Türklük masalı da vitrinde. Rejim kim tarafından tepki görürse onu önündeki engel olarak görüyor. Adana'da Furkan grubuna yönelik saldırılar işkencenin fütursuzca sokağa taştığını gösterdi. Bu orantısız şiddetin arkasında Süleyman Soylu vardı. AKP'nin önde gelen isimleri saldırıyı eleştirdi. Bunlardan biri AKP sözcüsü Ömer Çelik'ti. Adana'daki şiddeti kabul edilemez buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirilerin ve tepkilerin boyutu ile çizgiyi geçtiğini anladı, geri adım attı. Ama devreye MHP lideri Devlet Bahçeli girdi. Furkan Vakfı üyelerinin Adana'da gerçekleştirmek istediği protestoya polis tarafından yapılan müdahale hakkında açıklamalar yaptı. Bahçeli, Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de soyadı gibi Soylu dedi. İçişleri Bakanı kendisini MHP lideri Devlet Bahçeli'nin korumaya aldığını anlayınca yine özüne ve şiddet dolu açıklamalarına geri döndü. Soylu, Erdoğan'ın sırtındaki bir kambur. Ortaya dökülen kirli çamaşırları ve yenilmez yutulmaz iddialar seçmenin iktidara sırt çevirmesinin en önemli nedenlerinden biri oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soylu'dan sorunsuz kurtulmanın yolunu Adana'daki hadisede bulmuştu. Ama Bahçeli'nin devreye girmesiyle plan yine tamamına ermedi. Elbette bu Erdoğan'ı çevresi kötü gibi bir sonucu çıkarmaz. İktidardan farklı bileşenlerden oluşan mafyatik bir yapı olarak söz etmek mümkün. Çıkış yolunu artık birlikte yürüyerek bulamıyorlar. Hepsi bu. Fazlalıklar atılacak. Aradaki çatlağı buralardan okumak mümkün. Elbette bir de yöntem sorunları var. Erdoğan pragmatik bir lider. Avrupa ve Amerika ile yeniden yakınlaştı. Ülke içinde yeni bir formül arıyor. Oysa MHP, Bahçeli ve Süleyman Soylu ekibi iktidarın her koşulda kaosla ve her kesimi terörize etmeye devam ederek sürdürülmesi konusunda hemfikir. Tabii bu değerlendirmeleri yaparken Furkan Vakfı'na yönelik orantısız şiddeti de unutmamak gerekli. Çünkü esas odak noktası bu. Şiddeti kınayıp vakfa geçmiş olsun dileklerini iletenler de kimi çevreler tarafından tepki gördü. Furkan Vakfı'nın şeriatı savunması ya da gerici bir cephede durması ayrı bir durumdur. Suç varsa ceza da hukuk önünde verilir. Çağ dışına itilen Türkiye'nin muhasebesi kitaba göre tutulur, yaptırımı mahkeme salonunda uygulanır. Çağdaş Türkiye'yi ülkenin altına bomba koyan bakan Süleyman Soylu mu yaratacak? Soru bu. Hukuk herkese lazım. Zorbaya şiddet, hukuksuzluk, nefret uyguladığı grup ya da şahıslara göre temayül gösterirseniz o da meydanı boş bulur. Adamına göre muamelenin değil, muamelenin herkese eşit olduğu bir Türkiye'nin kurulması şart. Hatta böyle bir Türkiye'de vakti geldiğinde Soylu'ya da Erdoğan'a da eşit davranmalı. Ne hesaplaşma ne helalleşme. Sadece hukuk.